Çin'de salgın başladı. Ocaklara kilit vuruldu. Blok mermer ihracatı bıçak gibi kesildi. Bizler yarım amil olarak yani blok olarak ülkemizde çıkan mermerlerin %90'ını Çin'e ihracat yapmaktaydık. 2019 yılı verilerine göre dünya çapında maden ve doğal taş ihracatı yıllık 4,3 milyar dolar. Bunun 1,3 milyarı Çin'de yapılıyor. Sektör temsilcilerine göre mermer ve doğal taş ihracatında bu ülkenin alternatifi yok. Son olarak 16 ile 19 Mart tarihleri arasında Çin'in düzenleyeceği ve Türk ihracatçılarının da katılacağı doğal taş fuarı Haziran ayına ertelendi. Türk üreticilerinin satışları da aylarca ötelenmiş oldu. İşlenmiş mermer ticareti sektörü bir nebze ayakta tuttu. Fabrikalarda nihai ürün olarak kesmiş olduğumuz mermerlerin etkilenme oranı bunun tam tersinde %20-25 civarında. Traverter ve mermer havzalarının en yoğun olduğu Isparta sektörün ana merkezlerinden biri. Bu virüs olayından dolayı yıl başından bu tarafa yaklaşık 4 aydır ocaklarımızın %80'i kapalı. Bizler ülkemizde ekmeğini taştan çıkaranlar olarak yaklaşık Isparta'da 5.000 kişi istihdam edilmektedir. Ocaklar yavaş yavaş açılıyor. Isparta Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman, geçtiğimiz 5 ay boyunca Türkiye'nin kaybettiği geliri ve zamanı telafi etmeye hazır olduklarını belirtti. Bir mermer ocağını açabilmek için 4 bakanlığa bağlı 7 kurumdan 17 görüş alıyoruz. Ülkemizin prosedürü de bizi çok yormakta. Yani şunu diyebilirim, kağıt taştan ağır halde. Çin'e ulaşımın yeniden açılmasını beklediklerini söyleyen Küçükyaman, salgın öncesi ihracat rakamlarına yeniden ulaşabilmek için bürokratik engellerin kaldırılmasını ve var olan sorunların çözülmesini talep etti. Satılmayan altın bile değersizdir dedi. Ümitlerin bittiği yerde teslimiyet başlar. Biz asla teslim olmayacağız, çalışacağız, daha çok üreteceğiz ama bizim de önümüzün açılmasını talep ediyoruz.